Bir tanesi emeklilikte yaşa takılanlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son dönemlerde ihtiyaç duyduğu birleştirici bir güç oldu. Nasıl mı? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu miting meydanında olabilir. Büyük ihtimalle de olacak zaten. Çünkü Bursa mitingi vardı aynı tarihte. Onu ertelediler. Oraya katılacaklar. Orada kim olabilir biliyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Sayın Muharrem İnce de orada olabilir. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan Muharrem İnce de orada. Sayın Ümit Özdağ orada olabilir. Meral Akşener de, Sayın Meral Akşener de orada olabilir. Bakın. Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Fatih Erbakan orada olabilir. Aynı zamanda Saadet Partisi de orada olabilir. Tabii yine kesinlikle. Bu kadar böyle büyük bir gücü. Büyük Birlik Partisi mesela olursa Mustafa Destici o çok önemli olur. Hakikaten de bu kadar Türkiye'de yani kendi içinden kopmuş, yeni partiler kurulmuş, bir araya gelmekte imtina eden kişileri bile o altı masadan daha değerli. İnanın EYT toplantısı meydanda sadece altı muhalefet partisi değil, tüm muhalefet aynı anda, aynı meydanda halkla beraber olabilir. Türkiye için yani bunu basın çok yazmıyor, bunu çok duyurmuyorlar. Ama farkında değiller de o yüzden altı muhalefet partisinin birleşmesi ne kadar büyük yankı uyandırır değil mi? Bütün muhalefet ve en önemlisi halkla beraber bir meydanda olabilir 15 Mayıs'ta. Bu nedenle bu olaylar küçümsenecek bir olay değil. Bu işlerin aslında buralara kadar gelmesini kim sağladı? İşte emeklilikte yaşa takılanlar sağladı. Bizleri izleyen, emeklilikte yaşa takılmış, bu konuları gündemi yapan arkadaşınla evine eşiyle beraber çocuklarıyla beraber bir ev sohbeti için ev ziyarette giden kişiler bile arkadaşlar kendi aralarında çay içerken işte iftardan sonra gidiyor ya da iftar için yemeğe gidiyor. Oradaki muhabbetlerinde EYT'yi konuşuyorlar. Evet, aynen öyle. Bayramda insanlar bir araya geldi evlerinde ya ne olacak bu EYT'yi konuşacaklar. Ben bunları biliyorum. Artık bunlar konu Türkiye'nin güncel konusu oldu. Ha bu kadar herkesin konuştuğu konuyla ilgili Sayın Bakan dedi ki bizim gündemimizde yok. Biz de öyleyse ne güzel bakanın gündemi yokmuş. Bakan bu ülkenin sahibi değil. İşçilerin sahibi değil. Karar veremez tek başına. Bu kadar kolay olamaz. Bu kadar muhalefet partisi direnirken öyleyse Sayın Bakan başka bir şey söylesin o olsun. Tek başına karar verici mi? Bir kişi mi karar veriyor? İki kişi mi karar veriyor? Üç kişi mi karar veriyor? Yani zaten bakan karar vermiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonuç olarak karar verecek ve açıklanacak diye düşünüyorum. Bakanın zaten bir etkisi yok da. Yani işte konuşuyor. Ne diyeyim yani Özgür Bey. Ya şimdi EYT ile ilgili moraller bence bozulmasın. Hep kesinlikle beraber bir mücadele. Özellikle Sayın Bakan'ın son işte açıklaması memura, emekliye ve işçiye zam yapacağız dedi Temmuz ayında. Evet. Ve de herkesi mutlu edeceğiz. Hatta birçok televizyon kanalı müjde diyor. Bu ne müjdesi? Ben yine anlayamadım. Yani Temmuz'da zaten zam yapman gerekiyor. Enflasyon oranında. Hatta sen gerçekten de müjde diyorsan TÜİK'in gerçek verileri açıklanırsa enflasyon verileri bu müjde olur. Hadi yani bu da müjde olmaz da yani müjde olmaz. Müjde şöyle olur. %30 enflasyon vardır. Siz %40 zam yaparsınız. O enflasyonun üstüne bile zam. Enflasyon rakamları doğru değil. Kimse inanmıyor. Enflasyon rakamlarını açıklayan işte Veysel Hoca'nın falan başına gelenler, tehditler, şantajlar. Yani ülke farklı bir yerde. Biz de bunları takip ediyoruz. Yine biz biraz soru cevap da yapabiliriz. İlerleyen dakikalarda şunu söyleyeyim. Bugün şimdi bir video gönderiyorum Bülent Bey'e. Bugün yayınlanır mı, yarın hafta sonu yayınlanır bilmiyorum. Bu videoda da şunu anlattım. Emekliye ne kadar zam yapılacak? Memura ne kadar zam yapılacak? Enflasyon farkı ne kadar verecek? İlk 3 aylık enflasyon verileri açıklandı. Bu veriler nasıl hesaplanıyor? Nasıl bundan sonraki süreç nasıl hesaplanacak? İşte 3 Temmuz'a kadar, 3 Temmuz'da ortalama emekliye ne kadar zam yapılacak? Bunları hepsini bir video hazırladım. O videoyu da Bülent Bey'e gönderiyorum. Herhalde o da birkaç güne kadar yayınlanır. Evet. YouTube kanalımıza abone olanlar, bizleri takip eden kişiler videolarımızda ilk kendileri bildirimleri açarlarsa kendilerine de ulaşır videolarımız. Kesinlikle çok önemli. Şimdi
KJ'de de yazmıştı. Son bir şey sorayım o zaman EYT'liler adına. Öyle konuyu kapatalım. Sonrasında tekrar konuşuruz ama şimdi bu emeklilik planlaması ile ilgili EYT'lilerin yapması gerekenler konusunda da birkaç cümle söylerseniz nasıl işlemler yapılacak? Başlıkları gerekiyor. Şimdi bir kişi emeklilikte yaşa takılmıştır Şebnem Hanım. Emekliliğine 8 yıl vardır ya da 5 yıl vardır ya da 7 yıl vardır. Ama o kişi iş yeri açacaktır, şirket ortağı olacaktır ya da yasa çıkarsa emekli olma şansı var. Yasa çıksa bile beklemek zorunda olanlar vardır. Çünkü son statüsü Bağkur olanlar vardır. Bağkur'dan SSK'ya geçmesi gerekir. Ne zaman emekli olacağınızı net bilmiyorsanız, dedim ya, EYT'li, EYT'liler zaten emekli olacakların büyük bir kısmı EYT'li. Planlamasını doğru düzgün yapan kişiler yarın öbür günü geldiğinde tereyağından kıl çeker gibi emekli olur. Sorunsuz, sıkıntısız emekli olur. Emekli aylığını alır. Ha, birçok kişi zaten işte illa bize ulaşması mı gerekiyor? Hayır, sorunsuz, sıkıntısız emekli olan çok kişi var. Ama sorunlu, sıkıntılı emekli olamayan da çok kişi var. Evet. Yani onları tek böyle cımbızla böyle ayırmak imkansız. Herkes kendisini biliyor zaten. Şimdi mesela bir kadının 2000 günü var. Ya gerçekte yüzleşmiyor. Olaylardan kaçıyor. Sanki birisi o kişi o gün verecek. O kişiyle ilgili planlama yapacak. Günü geldiğinde emekli olacak. Yani siz kendi işinizi kendiniz yapacaksınız Türkiye'de. Devletin kurumu sizi arayıp da kapınızı çalıp ya da bir mektup gönderip de biz sizin için şu planlamayı yaptık. Şöyle yaparsanız iyi olur demez. Size gelirse kapınızı çalarsa trafik cezası gelir. Bir yerden ceza ya, gelir. Cira gelir. Böyle şeyler gelir. Siz ne gibi planlamayı kendiniz yapacaksınız. Evet. Herkes yani durumunu daha iyi biliyordur zaten. Evet. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz önemli bilgiler için. Dediğiniz gibi şimdi böyle bir iki soruya cevap verelim. Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Murat Ocak. Çok önemli olduğu için şöyle bir okuyayım. Diyor ki okumuyorsunuz. Ama yine de yazayım diyor. Vergi indirimi için heyet bana %39 verdi. İtiraz ettim. Yine %39 geldi. Ne yapmam gerekiyor diyor. Birçok kişi aslında vergi indirim belgesiyle bu sıkıntıyı yaşıyor. %40 ve üstünde vergi indirimi için %40 ve üstü şarttır. %39 hiçbir işe yaramaz. 6 ay üstünden geçtikten sonra tekrar kendisinin EYT'e girmesi gerekiyor. Ya da bununla ilgili itirazlar olacak ama itirazı sonuçsuz kalır. Tüm hastalıklarla ilgili ne varsa her şeyi söylediyse gerçekten de %39'sa da yapacak hiçbir şey yok. Ama %39 üstünde olup mu acaba %39 geldi? Onu bilemiyoruz tabii. 6 ay sonra bir kere daha gidip müracaatta bulunması gerekiyor. Evet, Adalet nerede? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Süper chat göndermiş. Nuray Çoban da yeni katıl üyemiz. Serkan Bey, bu arada Serkan Sava da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Serkan Bey de yine süper chat göndermiş. Yayınlarımızda bu destekleriniz hakikaten çok önemli. Serkan Son, Adalet Nerede? Murat Ocak özellikle bu konuda hani süper sticker ve süper chat göndermek konusunda her gün hemen hemen gönderiyorlar. Çok destekliyorlar bizi. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda yine diyorum ya bizim troll avlama timimiz burada trolleri avlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.